dostmuş yıllar, kimin umrunda? Tek dert aslında var olmak hayatta. Yaşam kavgası hep yanında. Hayaller ve gerçekler artık ayrı yollarda. Of, of, tek parmağın ucunda döner mi deli dünya? Of, of, mucizeler uğrar mı bir gün arka sıralara? Merhaba, ben Nurgül. Özge ben de. Gel buyur. Gelsenize. Gel canım. Ha geldiler. Şimdi geldiler. Tamam bekliyoruz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne oldu Gamze? Elif abla geliyormuş. Çok önemli bir sürprizi varmış. Çok heyecanlı konuştum. Hayırdır? Hayırdır hayır. Ha, arkadaşlar bu arada Nurgül. Gülüm'ün Van'dan arkadaşı. Merhaba ben Sibel. Ben de. Memnun oldum. Merhaba ben de İbo. Merhaba. Merhaba. Ben Apta. Otursanız da. Buyurun. O zaman ben de çayları koyayım. Mesela. Yardım edeyim tamam. Ben de. Hadi gel. Müthiş, retro, enfesto. Kim ister çay? Anlayacağınız tutunmaya çalışıyoruz. Sen de bizdensin demek ki Nurgül. Hayata 8-0 geriden başlıyorsun. Ama o en azından okulunu kazanmış okuyor İbo. Ya aşkım. İkide bir şu eğitim tahtasıyla kafama vurup durma. Vurma. Aileniz nerede? Annem Trabzon'da. Babam hayatta değil. Başını sağ olsun. Ya sen oyunculuk mankenlik falan yapsana. Bari fıstıksın. O işlerden hiç anlamam. Gülüm. Eline ne oldu? Oho Gülüm. Eline ne oldu? Elma soyarken kestim. Aklın nerede acaba? Olduğu yerde Gamze. İbo yarın işle ilgili ocağa gelebilirsin. Tamam. Gelirim Oktay. Oktay. İbo bana söz verdi. Liseyi dışarıdan da olsa bitirecek. Söz aşkım. Söz bir tanem. Söz karıcığım. Sözüm söz. Hanım köysüzü. Hanım köylüyüm ben. Sibel sen merak etme. Benim gözüm İbo'nun üzerinde tamam? Sağ ol. Ayhan Rıza'yı kafesledi de dizler bu kızı görmesin valla. Havada kapar. Tabii canım ne olacaktı? Sibel sağlığın nasıl şimdi? İyi bomba gibiyim. Yani kendimi çok sağlıklı hissediyorum. Evlilik kızımıza yaradı. Tabii canım ne olacaktı? Aa siz evlendiniz mi? Evet. Taze gelin taze damat durumu. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Neredeler? İçerideler Elif abla. Hoş geldin Elif abla. Ne oldu Elif abla? Ne oldu? Cüneyt Bey'in yanından geliyorum. Evet. Çok garip bir şey bulmuşlar. Buldukları şey bir parmak izi.
Gamze'ye musallat olan o denen kişinin yardımcısı Buse'nin suç aletlerinin arasından çıkmış. Kimin parmak izi? Zehra'nın. Zehra'nın mı? Zehra yaşıyor çocuklar. Nasıl olabilir ki? Abla ben bir şey anlamadım. Nasıl olmuş bu iş? Nasıl olmuşsa olmuş. O yaşıyor ya, önemli olan bu. Elif abla, bu doğru mu? Yani parmak izlerinin Zehra'ya ait olduğu. Doğru mu bu? Evet. Zaten ondan yola çıkarak Zehra'nın hayatta olduğunu söyledi Cüneyt Bey. Peki Cüneyt Bey başka bir şey söylemedi mi? Nasıl bir şey söylemeliydi Oktay? Daha ne söylesin ki adam? Bana müjdelerin en güzelini verdi. Örneğin Gamze'nin başına gelenlerden dolayı Zehra'nın birinci derecede şüpheli olduğunu söyleyebilirdi. Veya tutuklanması gerektiğini. Ya da Zehra'nın bu yaptığının cezasının çok ağır olduğunu. Bir dakika, bir dakika. Sen şimdi Gamze'nin başına gelenlerden dolayı Zehra'yı mı suçluyorsun? Ben kimseyi suçlamıyorum. Kimseye de iftira atmıyorum. Elif Hanım, benimle bir dakika balkona gelir misiniz? Bu söylediklerinden bu anlam çıkıyor lütfen, Oktay. Lütfen, lütfen. Aylardır saklanarak yaşayan birinden bahsediyoruz Elif Hanım. 8 ay önce depremde yok olan, öldü sanılan birinden. Bugün aynı kişinin, yani Zehra'nın ölmediğini ve hayatta olduğunu mu konuşuyoruz? Peki nasıl konuşuyoruz? Suç aletlerindeki parmak izlerinden yola çıkarak konuşuyoruz. Affedersiniz ama Zehra'nın parmak izinin o aletlerde ne işi var? Bana bunu anlatabilir misiniz? Madem hayattaydı, neden adam gibi ortaya çıkmadı? Ve neden beni gizli gizli takip etmeye başladı? Bari her gün bir vukuatı vardı o çığlığın. Ya da onun, her neyse işte. Her gün ya. Madem her gün dibimize kadar yaklaşabiliyordu, hatta sınıfa kadar gidiyordu, neden bize ben ölmedim, hayattayım diye haber vermedi ha? Bu benim tanıdığım Zehra değil. Zehra bunu yapamaz. Yapmaz. Arkadaşlar, yapmadı zaten. Nereden çıkıyor bütün bunlar? Bütün bu başıma gelenlerin başka bir izahı yok. Buse Zehra'nın maşasıydı. Ve her şeyi organize eden Zehra'nın ta kendisiydi. Hiçbir zaman beni sevmedi. Vara gitmesinin nedeni bendim. Onun yaşadığı o acı olayın sebebini ben olarak gördü. Ve intikam almaya karar verdi. Gamze, sen bu söylediklerine gerçekten inanıyor musun? Bunun başka bir izahı yok ki Elif abla. Siz de aynen böyle mi düşünüyorsunuz? Hı? Gamze ve Oktay gibi mi? Nasıl düşünelim Elif abla? Bunun başka bir açıklaması var mı? Hiçbirimiz durduk yerde Zehra'yı suçlayacak değiliz. En nihayetinde o da bizim arkadaşımızdı. Ya da biz öyle sanıyorduk. Biz Zehra'mızı depremde sahiden de gömmüşüz. Gömmüşüz. Bu bizim Zehra'mız değil ki. O kadar cani olamazdı. İstese de olamazdı. Neredeyim ya? Kimlerin arasındayım? Zehra sizin dostunuz değil miydi? Ya kurtulduğuna sevinmediniz mi ha? Sevinmediniz mi? Zehra'yı hemen yargıladınız ve ipe çektiniz. Şu an beynimden vurulmuşa döndüm. Şu kadar hatır yok muydu bu kızın sizde ya? Bu iş hatır gönül işi değil Elif Hanım. Gamze neler çekti? Biz neler çektik hastane kapılarında? Bu affedilebilir bir suç mu yani? Oktay. Buradaki herkese kırıldım. Ama sana ayrı kırıldım. Sebep? Sen başından geçen talihsizlikler yüzünden Zehra'nın olayına daha bir anlayışla yaklaşabilirdin. Oysa sen Zehra'yı adaletsiz bir şekilde yargıladın. Hatırlatırım. Bundan tam 1 sene evvel sen kendin ortadan kayboldun.
Aylarca yoktun. Artık öldüğüne inanmıştı ki pat diye çıkıp geldin. Sonra ne olduğunu hatırla. Bir gece yarısı polis seni apar topar aldı götürdü ve hapse tıktı. Sebep? Sebep? Tabancadaki parmak izleri. Haha, ne kadar da Zehra'nın hikayesine benziyor değil mi? Ama bir dakika, bir dakika. Müsaade et. Bitirmedim daha. Senin parmak izlerin tabancanın üzerinde açık seçik tespit edildiği halde arkadaşların hayır dedi. Oktay böyle bir şeyi yapamaz. Yapmaz dediler. İşin açıkçası ben, şimdi de sizden Zehra için aynı şeyi yapmanızı beklemiştim. Onun için de aynı şekilde mücadele edeceğinizi düşünmüştüm. Yoksa ben de biliyorum Zehra'nın başına bir şeyler geleceğini. Bu yüzden başının sıkıntıya gireceğini. Ama şimdi soruyorum sana Oktay. Ne farkın vardı Zehra'nın düştüğü şu durumda? Ben zorla alıkonuldum Elif Hanım ve resmen tutsak edildim. Ve serbest kaldığım ilk gün direkt sevdiklerime koştum. O ise gizlenmeyi tercih ediyor. Hani nerede Zehra? Bizi seviyorsa, bize karşı dürüstse hani nerede? Size ya size. Size bunu nasıl yapabildi? Ya bunca zamandır üzüntüden kahroluyorsunuz. İnsan bir haber verir. Bu bir sorumluluktur. Şu durumda Zehra'nın kendisini savunmaya hakkı bile yok. Bunu böyle bir... Dayaklı. Madem Zehra masum, neden hala ortaya çıkmadı? Planını rahat rahat uygulamak için tabii. Önüne çıkacak engel istemiyor. Çocuklar, varsayımlar üzerinden konuşuyorsunuz. Yalvarırım buna bir son verin. Varsayım değil, gerçekleri birbirine ekliyoruz. Bir değil, iki değil. Ya suç aletlerinin hepsinde Zehra'nın parmak izi var. Bu bir tesadüf olamaz mı? Tesadüf mü? Ya Zehra niye bir canavara dönüşsün? Ya niye böyle bir oyuna girişsin? Niye Buse denen kızı maşa olarak kullansın? Zehra öyle bir kız değil ki. Peki yaşıyorsa neden yanımızda değil? Nerede bu kız? Ne yapmaya çalışıyor Elif abla? Mutlaka mantıklı bir sebebi vardır. Bariz Gamze ile bozmuş kafayı Elif abla. Bütün bu kağıtlarında katil Gamze. Yaptıklarının hesabını vereceksin. Sen Zehra'nın katilisin deyip ha bir de Gamze'yi suçladın. Hatta bir seferinde Gamze hatırla. Sen bana söyledin. Eğer Zehra ölmüş olmasaydı bu işleri onun yaptığına kalıbımı basarım demiştim. Hatırlıyorum. Elif abla. Bak senin duygusal davranmanı kabul edebilirim. Ama Zehra'nın masum olabileceğini kabul edemem. Kusura bakma. Sibel'in de söylediği gibi. Söz konusu olan eski Zehra olsaydı, insanlıktan çıkmak yerine ortaya çıkmayı tercih ederdi. Ben hiçbir zaman Zehra'ya zarar vermek istemedim. Bana belki benim kaprisim yüzünden gitti. Başına gelen felaketle kahroldu. Ama şimdi... Farkında mısınız bilmem ama... Henüz hiçbirimiz Zehra'nın anlatacaklarını duymadık. Ben ne olursa olsun Zehra'nın arkasındayım. Bunu bil. Sözde arkadaş dediğiniz birinin ardından koşmanızı bekleyemem. Bunu içim acıyarak söylüyorum. Demek ki Zehra sizin aranızda yapayalnızmış. Yani sizden biri olamamış. Belki de kabul etmek istemediniz. Zorla güzellik olmaz. Zehra'nın suçsuzluğu ispat edilince ne yapacaksınız çok merak ediyorum. Elif Hanım, saat geç oldu. Sizi bırakmamı ister misiniz? Ben giderim. Zehra'yı canavarlaşmakla suçluyorsunuz. Ama sizler de vicdanlarınızı yitirmeye başlamışsınız. Çok yazık. İyi akşamlar. Yürü gülüm, gidiyoruz. Geliyorum abla. Ben yanlış bir zamanda geldim galiba. Biraz öyle oldu. Hay Allah. Abla lütfen bekle. Abla dur. Ya Zehra mucizesini paylaşıyorum. Anlatıyorum, yaşıyor diyorum. Anında suçlu damgasını yapıştırıyorlar. Sakin ol abla. Ya bilmediğimiz bir derdi varsa? Ya hastaysa? Ya hafızası kayıp yaşamına geri dönmeye çalışıyorsa? Olamaz mı? Olur tabii abla. Yok. Olmaz. Zehra suçlu. Zehra düşman. Zehra cani. Abla yalvarırım sakin.
Ya insan hiçbir şey için olmasa Kemal'in anısının hatırına Zehra'yı bunları yakıştırmaz. Yazık, çok yazık. Haklısın, haklısın tabii. Sen onları takma kafana. Belli ki sinirleri bozulmuş. Onlar da zor şeyler yaşıyorlar. O halde sussalardı. Keşke bu kadar acımasızca suçlamasalardı. Dedin ya. Demek onlar hiçbir zaman Zehra'yı benimseyememişler. Kabul etmemişler. Zehra ile yüzleşmek istiyorum. Bir an önce ortaya çıksın. Bir an önce. Evet, ben de aynı duyguları içindeyim. Ben müsaadenizi isteyeyim artık. Tabii, kusura bakma. Böyle olmasını biz de istemezdik. Saat de geç oldu bayağı. Hava da karardı. Oktay, Nurgül'ü sen bıraksana. Ben gidebilirim. Ya keşke arabam olsaydı. Yok yok. Olmaz. Şey, zahmet olmasın. Yok canım, ne zahmet? Peki o zaman. İyi geceler. Bu arada kapımız sana her zaman açık. Unutma. Kusura bakma tekrar. Senin yanında olsun istemezdik. Ama isteğimiz dışında gelişti. Sana bir sır vereyim mi? Aslına bakarsan her zamanki halimiz. Zamanla alışırsın. İyi geceler. Görüşürüz. İyi geceler. Paranı ve hayallerini çaldırdım. Sahip çıkamadım. Affet beni Timur, ne olur. Tamam Melis, unut artık, geçti. Unutamam Timur. O motosiklet senin en büyük hayalindi. Hakan her şeyi mahvetti. Her şeyi. İşlerim iyi Melis. Tekrar çalışır kazanırım o parayı. Ne olur böyle yapma. Sen o kadar uğraş, para biriktir. Hakan hırsızı gelsin parayı çalsın. Ya hem de benim elimden. Benim de içim rahat olsun. Ne olacak bu iş Timur? Ben şu an kahroluyorum. Senden o kadar utanıyorum ki anlatamam. Ailemden nefret ediyorum. Hakan'dan nefret ediyorum. Nasıl böyle bir şey yapar, ona inanamıyorum. Saçmaladın şimdi ama. Bırak şimdi şu ailem işlerini. Timur. Ben de işe gireyim. Senin olduğun yerde ben de çalışayım. Hem böylelikle para daha da çabuk birikmiş olur. Ne dersin? İkimiz baş başa verirsek daha da güçlü oluruz. Melis, bilmiyorum. Yani ikimizin aynı yerde çalışmasının sakıncası olabilir. Yani ben seni o dallamaların arasına salmak istemiyorum. Ben çalışırım. Bir kuruş almadan benim Hakan'a kaptırdığım para için mi çalışacaksın? Kendimi hiç affetmeyeceğim. Buna bir çözüm bulmamız lazım. Melis, kızacağım ama. Bırak, tamam geçti. Artık önümüze bakalım. Çalışıp kazanacağım diyorum sana. Ya olmuyor Timur, anlamıyorsun, unutamıyorum. Bu suçluluk duygusunu atamıyorum, unutamıyorum. Her şey yoluna girecek. Saçmalama Ayhan. Ne serenatı bu saatte? Hadi git evine. Devir mi değişti lan kızın ötesi? Benim bildiğim erkekler yapıyordu lan bunu. Ayhan oğlum bu. Fark eder mi? Her zaman kabus. Çok ayıp aşkımın yer kovanı. Aşk bahçemi. Kızıl papatya. Süper söyle oğlum ya. Bak. Ayhan'cığım, rica etsem gitsen eve. Yarın daha medeni bir ortamda görüşsek. He? Reza. Reza. Ayhan, uzattın ama. Yo, bence sesi çok güzel. Devam et, devam, devam. Ne diyorsun oğlum? Ya dur be. Oğlum süper söylüyor ya. Allah Allah. Kızılların ötesi, kalbimin kelepçesi.
Ya sus ya, bak, sus ne olur sus ya. Gel artık yanıma. Karışalım sonsuza. Yeter diyorum, yeter. Ayhan sus artık, sus. Ya evdekiler duyacak ya. Bir şartla susarım. Tamam. Söyle, ne? Yanağımı veda bu seni kondur. Öyle giderim, fönlü kafam. Allah'ım ya. Öpücük. Öpücük diyor. Öpücük. Zahmet ettin Oktay. Estağfurullah, ne zahmeti? Zehra kim? Uzun bir hikaye. Çok sevdiğimiz Kemal öğretmenin yeğeni. Aynı okuldaydık. Hollanda'dan gelmişti. Başına buyruk, dik kafalı, asi bir kızdı. Ama iyi yürekliydi. Peki, ne oldu ona? Depremle kayboldu. Öldü zannettik. Demek ki hayattaymış. Peki parmak iziyle böyle bir sonuca varılabiliyor mu? Parmak izlerinin üzerinde olduğu şeye bağlı. Yani birinci derecede kanıt var, ikinci derece var, üçüncü derecede kanıt var. Ben de merak ettim şimdi ne olacağını. Ne olacak? Zehra ortaya çıkacak ve konuşacak. Sanırım o da artık mücadeleden vazgeçer. Her şey gün gibi ortada. Taksi. Ben taksiyle gideyim. Sizleri ve özellikle Ramzi'yi tanıdığıma çok sevindim. Kendine iyi bak. İyi geceler. İyi geceler. Bir şey mi oldu? Niye öyle dikkatli baktın? Birine mi benzettin? Yok yok, bir şey yok. Bir an seni daha önceden tanıyormuş gibi bir his yakaladım. Bugün aynı şeyi Gamze de söyledi. İlginç. Neyse, sonra görüşürüz. Görüşürüz. Hadi. Hadi. Oo, şimdi bu yanağım. Bonus. Hadi bonus. Ver bonusu. Öpsene oğlum, öpsene. Öp öp. Oo. Yeter artık ya. Bütün mahalleye rezil ettin bizi be. Gideceksen git kızım evine. Şimdi de ben öpeceğim. Gideceğim. Sol bakayım yanaklarını. Sol 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 sol. Aha. Aa, otomatiğe bağladı. Kazanırım. Tam ayağa bak. Of ya. Kafa yiymiş bu. Gel lan, ben de öpeceğim. Yap. Yap buraya. Ya oğlum bak, gel bir de kalayım. Bırak be. Gel buraya. Ya gel bir öpeyim oğlum ya. Bırak be. Bekledin mi? Bırak şimdi bekletmeyi falan da anlat. Ne oldu? Parmak izi meselesi nedir ha? Hani hiç iz bırakmazdın ha? Bence senin işin buraya kadar. Çekirge bir zıplar, iki zıplar, üçüncüde enselenir. Bitti her şey, bitti. Hiçbir şeyin bittiği falan yok. Bunu bir uyarı olarak alabilirsin. Yukarıdan bir uyarı. O kadar kutsalsın ki yukarıdan uyarı alıyorsun. Dipnoz falan da var mı? Başka bir pozisyonla nasıl bir strateji belirlemeliyiz diye. Gülüm, bazen çekilmez oluyorsun. Tahammül edilemez hatta. Ya sana hiç bulaşmasaydım diye düşünüyorum. Hayıflanıyorum yani. O hayıflanmayı çok iyi bilirim ben. Çünkü ben son 8 aydır her gece hayıflanıyorum.
Seninle nereden karşılaştım? Sana neden inandım diye. Bu yaşadıklarımın gerçek olduğunu düşünüp hayıflanıyorum. Keşke her şey bir rüya olsaydı. Ve ben de bu şekilde yaşamaktansa depremde annemlerle birlikte ölüp gitseydim. Ya senin vicdan savaşlarından bıktım, usandım artık. 5 yaşındaki çocuktan betersin. Ya büyü biraz. Seni motive etmek için döktüğüm dilin, harcadığım emeğin haddi hesabı yok. Yeter artık. Bu saatten sonra dönüş yok, anladın mı? Sadece daha dikkatli olmalıyız. Telaş yok. Soğukkanlı olmalıyız. Ne kadar daha saklanacaksın Zehra? Ben Zehra değilim. Ben Nurgül'üm, anladın mı Nurgül? Ve Nurgül olarak yaşayacağım bundan sonra. Gülüm! Gülüm! Nerede bu ya? Elif abla, ben yürüyüşe çıkıyorum. Beni merak etme Gülüm. Ya sende hiç mi empati yetine yok Allah aşkına? Elif abla ne olacak? Hiç mi düşünmüyorsun onu? Bütün gece Zehra Zehra diye sayıklayıp durdu kadıncağız. Elif abla için yapabileceğim hiçbir şey yok. Çünkü Zehra yok artık, anladın mı? Zehra yok ve olmayacak da. Senin her yap dediğini anladığımdan veya içime sindiğinden yapıyor değilim. Bu da onlardan biri. Benim için anlaşılır bir yeri yok. Ama yine de mecbur. Yapacağım. Senin söylediklerini yapacağım yani. Aferin. Budur işte. %100 teslimiyet. Efendine kayıtsız şartsız güvenmek. Bak. Benimle bundan böyle bu telefonla iletişim kur. Sadece mesaj yaz. Ve asla benim oraya gelme. Biz hiçbir şeyi bilmeyen, haberi olmayan kişileriz, unutma. Bize ulaşamazlar. Rahat ol. Ulaşamazlar. Yeter ki renk vermeyelim. Rahat olayım. Olmasam ne fark edecek ki? Söylediğin gibi. Artık bu saatten sonra benim için sana kayıtsız şartsız boyun eğmekten başka çarem yok. Umarım her şey senin hayal ettiğin gibi tereyağından kıl çekercesine kolay olur. Sakin ol, sakin. Ben artık sahnedeki yerimi alacağım. Yani Gamze'nin en yakını olmaya çalışacağım. Sırdaşı, en güvenilir dostu. Sana gelince, senin sayende Elif'i kontrol etmem lazım. Çok önemli bir şey olunca verdiğim telefondan mesaj yaz. Gamze seni yakınlaştırmazsa ne olacak? Ah gülüm, ah be gülüm. Bu işler benim için çocuk oyuncağı. Bırak şimdi sen Gamze için endişelenmeyi. Gamze'yi avucumun içine almam kolay. Zor olan diğeri. Büyük abi yani. Zor olan o. Onu ikna etmek. Onda güven hissi yaratmak. Büyük av mı? O kim şimdi? Evet. Büyük av. Oktay. Ne? Bir bu eksikti şimdi. Ya sen aklını peynir ekmekle mi yedin Allah aşkına? O neden? Ya Oktay Gamze'yi tutkun. Deliler gibi seviyor. Ondan ölse vazgeçmez, anladın mı? Ölse bile. Senin yerinde olsam bu kadar emin olmazdım. Ve bu kadar da acele etmezdim. Gün doğmadan neler doğar. Öyle değil mi? Ya sen ne çeşit bir patolojisin ya? Senin gibiler hangi kitap anlatır? Hastalığının tanısını da çok merak ediyorum. Beni hiçbir kitap yazmadı. Ben çok özel biriyim. Hala anlamadın mı? Ve işte bundan dolayı Oktay o yıllardan beri bağlı olduğu sevdasından vazgeçecek ve beni seçecek. Görecek bakacaksın. Göreceksin. Anladım Cüneyt Bey. Teşekkürler. Cüneyt Bey tüm emniyet müdürlüklerine Zehra ile ilgili bilgiyi haber geçmiş. Artık kiminle savaştığımızı biliyoruz. Bu da bir şeydir. Hatta bence çok iyi bir gelişme. Zehra Hanım'ın maskesi düştü. Anlaşılır gibi değil. Ben ne yaptım ki ona? Bana bu kadar kin güdebileceği ne yaptım ben ya? Boş ver bir tanem. Ya takma kafana. Zehra nerede olursa olsun yakalanacak ve cezasını çekecek. Her şey bitti. Senin için artık güvende olacağın yepyeni bir dönem başladı. Bak, adalet yerini nasıl buldu. Görüyorsun, hiç umulmadık bir anda, umulmadık bir şekilde her gerçek ortaya çıkıyor. Haklısın. Ama her şeyin bittiğine nedense inanamıyorum. İçim inanmıyor yani. Böyle oyundan vazgeçer mi? Biz belayla düşüp kalkıyoruz yıllardan beri. Doğal olarak da bitmez sanıyoruz. Ama biliyor musun Gamze,
Öyle mi biter ki biz istersek? Bak bana. Artık sinirlenmek, belaya karışmak, efendime söyleyeyim fevri tavırlar, hiçbirine karışmıyorum. Böyle olunca artık başka bir ufukta bakıyoruz. Bu ufukta huzur var, mutluluk var. Bebek var. Öyle değil mi aşkım? Aynen öyle. Ya bu bir seçim. Yepyeni bir hayat yolu. Hepimiz için Gamze, buna inan. İnşallah. Rıza ile Dizdar nerede? He ya, neredeler bunlar? İkinci ayağın beyan kuşatmasında. Çatara patara top sesleri, silah sesleri. Gülüm nerede? Dünkü olaydan sonra geleceğini sanmıyorum. Elif'i yalnız bırakmaz herhalde. Ya o kızın da durumu çok zor. Yazık ya. Selam arkadaşlar. Selam. Merhaba. Nurgül, mekanı öğrenmişsin. Gülüm'den öğrendim. Gülüm nasıl? Aradım cevap vermedi. Canı çok sıkkın, çok üzgün. Tahmin ettiğimiz gibi kızcağız arada kaldı tabii. Bizim de Elif abla arasında. Selam, ben İlhan bu arada. Özge'nin yavuklusu. Ben Nurgül, memnun oldum. Bir aşk hikayesi. Canım benim. Gamze, Gül'ün bir süre kendi yerine seninle benim ilgilenmemi istedi. Aslında ben onun için geldim buraya. Kusura bakmayın yani, pat diye aranıza düşüverdim. Ne kusuru, iyi ki geldin ama benim ilgilenecek bir durumum yok. Ben her şeyi hallediyorum. Evet, hem bizler de varız. Senin okulun yok mu? Ne yalan söyleyeyim, var ama içimden gitmek gelmiyor. Al benden de o kadar, aynen öyle. İbo! Sus şimdi, siber kızacağım. Eğitim şart. Efendim? O zaman ben müsaadenizi isteyeyim. Nazik tavrın ve yardımseverliğin için özellikle teşekkür ederim Nurgül. Ne demek? Eğer başka bir programın yoksa birlikte bir şeyler yiyelim ha? Vallahi iyi olur, süper. Bakın size dürüstçe itiraf etmem gerekiyor. Bu şehirde doğru düzgün tanıdığım yok. Sadece Gül'üm ve üniversiteden birkaç kişiyi tanıyorum. Sizi tanıdığımdan beri sıcaklığınız, samimiyetiniz beni çok etkiledi. Gül'üm çok üzgün sizle olamıyor diye. Eğer beni bir süre için olsa bile aranıza kabul ederseniz çok mutlu olurum. Böyle konuşma be Nurgül. Kendimi sosyal hizmet kurumu yöneticisi gibi hissediyorum. Biz insanız, normal vatandaşız. TC kimlik numarası olan normal vatandaş. Efendim? Ya kabul etmek ne demek Nurgül, lafı mı olur? Hem hepimiz keyif alırız senin gibi bir arkadaşımız oldu diye. Nurgül, ben Gülüm'ün kendisini benim bakıcımmış gibi hissetmesini istemiyorum. O yüzden senin teklifini reddettim. Başka bir sebebi yok. Biz Gülüm'ü çok seviyoruz. Sen yine de bir ikametgah, 6 tane vesikalık. Bir de savcıdan temiz kağıdı al. Bak bakalım ne kadar temizsin. Bakarız, alırız duruma göre. Lan saat bayağı geç olmuş. İbo, seni de bekliyorlar. Hadi gidelim. Tamam, aşkım gidelim. Ben işe gidiyorum. Tamam aşkım. Hoşçakal aşkım. Bebeğimiz sana emanet. Hadi hoşçakalın. Kolay gelsin. Tamam aşkım, merak etme. Hadi görüşürüz. Görüşürüz o zaman. Emekçiler kaçar, yemekçiler kalır. İşte. Hayrola Timur, beni mi özledin? Bırak bu ayakları Hakan. Şimdi kesmeden beni dinle. Milis'e söz verdim seninle dalaşmayacağım adamı. Yoksa dalışacaktın yani. Vay vay, çok etkilendim. Ben senin o Melis'ten çaldığın para karşılığı tam 2 yıllık sözleşme imzaladım. Çalışacağıma dair taahhütte bulundum. Niye anlatıyorsun ki bana bunları? Ben bir şey çalmadım ki. Sadece kız kardeşimden para aldım. O para senin miydi? Bırak şimdi bu ucuz oyunları. O parayı bana geri ver. Hemen şimdi. Harcadım. Hakan, o para bana lazım. Anladın mı? Geri vermeni istiyorum. Yok para. Uçtu gitti. Sen ne aşağılık birisin ya. Ne omurgasız, ne yüzsüz bir adamsın ya. Şşş. Efendi olacağına dair Melis'e söz vermişsin. O zaman efendi ol. Hadi şimdi işine git. O para için 2 yıl çalışmam gerekecek. Hiç mi vicdanın yok senin? Kız kardeşimin başlık parası farz et. Seni gebertirim Hakan. Gebertirim seni. Hadi gebert. Hadi, hadi. Sen şerefsiz bir pisliksin ya. Alçak herifin tekisin. Ya adam gibi dövüşelim ya da küfürlerle kulaklarımı kirletme. Şimdi çeker yolumu. Bu iş burada bitmedi Hakan. Bitmedi. İç iç iç. Günde en az 2,5 litre su içeceğiz aşkım. Ben de sırrım gibi yapacağım seni dizlerim. Ben halinden memnunum, sağ ol be. Olmaz şey. Bundan böyle incelmiş, sırrım gibi bir Rambo olacaksın.
Ya bu brokoli, pırasa, bilimum yeşillikler yerine daha doyurucu bir şeyler getirseydin. Evet ya. Abicim ya. Bu brokoli ne ya? Ben bunu brokoli çok oldu ha. Et ayrı, ot ayrı olacak evet. Kızıl Öten. Bugün ot günü. Otlayacağız yani. He, bir de kahvaltı alın tam olsun ha. Üf, hiç ya. Hadi yiyelim oğlum ya, öleceğim açıktan ya. Dal abi, dal, dal. Ya. Olmaz, bırak, bırak, bırak. Dur. Önce 10 yudum su içeceksin aşkım. Allah Allah, içtik ya. Yetmez. Sen 14 yudum iç. Şenen kadar metabolizmanın çalışırsan ısırım olmuştun. İç, 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 iç. Öf be, iç. İç, iç, sayı. Hadi Rambo. İç. Bir, iki, üç, dört. İç diyorum. Döneceğini biliyordum Zehra. Biliyordum. Söz yanındayım. Her ne olursa olsun yanındayım. Ve hiç bırakmayacağım. Yeter ki şu kapıdan içeri girdiğini göreyim ait olduğun eve. Kolay gelsin abla. Sağ ol gülüm. Zehra'nın eşyalarına mı bakıyorsun? Hı hı. Peki Zehra gelince ben nerede kalacağım? Sen bir süre salonda idare edersin. Belki de iyi anlaşırsınız, aynı odada kalırsın. Ne dersin? Bana uyar uymasına da. Zehra yok ki ortalıklarda abla. Sadece parmak izi bulundu. Kendisi bulunmadı ki. Olsun. Hissediyorum. Gelecek yakında. Bu kapıdan içeri girecek. Her şey çok güzel olacak. Gör bak. Her şey mükemmel olacak. Güle güle. Geçmiş olsun. Sağ olun. Ah Sedat! Selam olsun. Selam Sedat. Bu çiçekler? Senin için. Çok sağ ol Sedat. Sen de olmasan şu dünyada hiç kimsem yok. Boş ver şimdi kimseyi kimsesizliği. Sen çıkıyorsun ya, ona bak. Haklısın. Ama içeriden çıkmaya çıktım da yargılanmaya devam. Tutuksuz yargılanacağım. Olsun bir tane. Özgürsün ya. El ele sokaklarda yürüyebileceğiz. Bundan daha güzel haber mi olur? O kadar çok şey yapacağız ki. Bu var ya, parmaklıklar ardında en çok özlediğim şeydi, inanır mısın? Yani bir şans belki de. Yepyeni bir gelecek için. Öyle değil mi Sedat? İkimizin geleceği. Aa, kesinlikle. Kesinlikle. Ama ben biliyordum. Senin şu kapıdan çıkacağından adım gibi emindim. Buse, seni çok özledim. Aç mısın? Yemek yiyelim mi? Değilim. Peki, nereye gideceksin? Anneannenim. Asla gitmem. Tamam. Nereye gideceksin o zaman? Yeni birinin çatısı altına. Çok sevdiğim biri. Neresi orası? Sen gel benimle. Anlatacak çok şey var. Gel. Bir dakika. Buse. Söyle bir tane. Seni seviyorum. Ben de seni. Seni çok seviyorum. Hadi gel. Bulacağız değil mi onu Cüneyt Bey? Zehra saklanmayı, ortaya çıkmamayı hangi nedenle seçti bilmiyoruz. Ama gerekli yerlere durumu yazdık. Van Emniyeti'yle de sürekli irtibat halindeyiz. En ufak bir gelişmede haberdar edecekler. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Sağ olun. Geçsene gülüm. Bu arada delil durumu, yattığı süre ve yaşı itibariyle Buse tutuksuz olarak yargılanmak üzere salıverildi. Ama olayın faili değil miydi o? Buse çıktı mı şimdi? Evet. Ne güzel. Tüm deliller onu işaret ediyordu. Zehra'nın parmak izi. Hatta parmak izleri
davanın seyrini değiştirdi. Sakın bana Zehra'yı suçlamaya kalkmayın. Elif Hanım, Zehra'nın parmak izi nasıl bulaşmış olabilir oraya? Nereden bileyim Cüneyt Bey? Bu sizin işiniz, benim işim değil. Tamam. O halde çıkabilecek her türlü sürprize hazırlıklı olun. Nasıl yani? Anlamadım. Benim açımdan Zehra şu anda şüpheli durumunda. Onun Zehra olması veya Ahmet Mehmet olması benim için hiçbir şeyi değiştirmez. Değil mi ki parmak izleri suç aletlerinde mevcut? Ben olaya bu gözle bakarım artık bundan sonra. Tabii ki Zehra'ya şu anda suç isnat edilemez. Ama ortada karmaşık ve onu zan altında bırakacak muğlak bir durum var. İyi de suç eşyaları Buse'nin çantasından çıktı. Başka bir parmak izi olayın kurmacı olma ihtimalini güçlendirdi. Buse başından beri zaten bunu söylüyordu. Yani bir komploya kurban gittiğini anlatıp duruyordu. Cüneyt Bey, sizi temin ederim. Zehra Gamze'ye bu canavarlığı yapacak biri değil. Evladım gibidir. Ama asla cani ruhlu değildir. Siz sakin olun. Ve Zehra size bir şekilde ulaşırsa bizi mutlaka haberdar edin. Ederiz Cüneyt Bey. Ederiz tabii. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Size eşlik edin. Buse çıkmış. İşleri iyice sarpa sarıyor. Ne yapacağız şimdi? Bu derenin... Özgem baharımdır, yazım Özge yazı. Bu derenin suyu derin, beyazdır kazı. Ben artık çok alıştım, çok gördüm nazı. Gel de kulağından öpme bu güzel kızı. Yok. Gel gel acımın. Seni var kafanı kıracağım ha. Ben gidiyorum, şunu dövüp geleceğim. Gel buraya. Bunlar hep böyle. Doktorlar ne diyor? Yıl sonuna kadar bir ameliyat olabilirmiş. Yani ayağa kalkabilirsin. Sadece beni umutlandırmak için söylüyorlar. Artık böyleyim. Ve buna alışıyorum. Ama tek mesele... Nedir? Boş ver. Senden konuşalım. Benim durumum ortada. Ortada derken? Yani tatsız. Sandalyeye mahkum genç bir kadın... ...ve onu deliler gibi seven sevgilisi. Resmen eski Türk filmlerine döndük. Seni rahatsız eden ne? Yani hastalığından başka demek istedim. Başka bir şey yok. Hasta olmasam, rahatsız olmam için bir sebep yok ki. Bak bu böyle bir şey. Ben bir girdabın içindeyim. Ve çıkamıyorum. Belki daha da dibe gideceğim. Kimse bilemez. Ama benimle birlikte ister istemez Oktay da bu girdaba çekiliyor. İster istemez. Oysa o... Ya... İstemiyorsan konuşmuyorum. Anlatma yani. Yo, bilakis. Bu yük beni boğuyor Nurgül. Bazen taşıyamıyorum. Ve herkese haykırmak istiyorum. Konuşacakların her ne olursa olsun... ...aramızda kalacağından emin olabilirsin. Sağ ol Nurgül. Sağ ol. Oktay, sence yakışıklı mı? Yakışıklı mı? Çekinme söyle, dertleşiyoruz. Oktay, sence yakışıklı mı? Yakışıklı. Sen de çok güzelsin. Ve ikiniz birbirinize çok yakışıyorsunuz. O eskidendi. Yani el ele kol kola yürüyebildiğimiz günlerdi. Ben koşarken... ...Oktay'ın ardım sıra beni kovaladığı günlerdi. Beni tekerlekli bir sandalyede ittiği günler dedi. Şimdi ne yakışacağız Allah'ını seversen Burka. Ya ama böyle söylememelisin Gamze. Bunu düşünmemelisin bile. Aynı şey onun başına gelse böyle mi düşünecekti? Nurgül. Ne olursa olsun o bir erkek. Hem de son derece yakışıklı ve sağlıklı bir erkek. Bu durumu daha ne kadar sabredebilir sanıyorsun? Ben kendimi daha ne kadar süre kandırmaya devam edeceğim? Oktay'ın kendisine yepyeni bir yaşam kurması gerekiyor. Yepyeni ve aydınlık. Ve en önemlisi de... ...içinde benim olmadığım bir yaşam.
Buna sadece sen karar veremezsin. Unutma ki şu anda Oktay'ın yaşamından söz ediyorsun. Onun yaşamında senden çok kendisinin söz hakkı var. Neyse Nurgül. Senden bahsedelim. Senin erkek arkadaşın yok mu? Hayır. Hiç mi olmadı? Bir ara lise sonunda oldu. İbrahim diye bir çocuktan hoşlanıyordu. O da gelip geçiciydi işte. Tabii güzelliğinin farkındasın. Ağır takılıyorsun. Ya aslında fena sayılmam. Ama senin kadar güzel değilim. İltifat etmiyorum. Gerçekleri söylüyorum. Teşekkür ederim. Güzellik sağlıklı olmakmış meğer. Kendimi bu yüzden artık güzel falan bulmuyorum. Artık güzel değilim. Gayet sağlıklı. Cinsiyetini söyleyebilirim. Bilmek istemiyorum. Neden? Doğunca gözlerimle görmek istiyorum. Siz bilirsiniz. Bu arada kardiyoloğumuzla görüştüm. Kontrol altına aldık dedi. Benim gözlemlediğim de o. Aritminiz yok gibi çok şükür. İçimdeki mucize sayesinde. Şu işe bak. 5 ay önce burada bambaşka şartlarda yaşıyordum. Şimdi döndüm dolaştım ve tekrar buraya geldim. Kendimi tilki gibi hissediyorum. Belki de kurnaz bir tilkisindir ha. süper. Tuze. Bak bu ev, bu şaşa senin gözünü boyayabilir. Ama sen Meral'i tanımıyorsun. Onun piyano olduğun an dönüşü olmaz. Yani bu yol senin için bir tuzak olabilir. Anlatabiliyor muyum? Sedat. Bak. Gel şöyle. Ver. Onunla geceler boyu konuştuk. Haklı acıları, büyük pişmanlıkları var. Onu dinledim. Sürekli dinledim. İçindeki zehri kusmasını bekledim. Ve en sonunda çıkacağım gün ben böyle karanlık intikam oyunları oynamak istemiyorum dedim. Ve Meral kabul etti. Sana evini verdi öyle mi? Oktay ve Gamze ile konuşacağım. Ve bundan böyle hayatıma insan gibi devam edeceğim. Buse, Meral buna izin vermez. Meral ne istersen yap dedi. Seni evladım gibi sevdim dedi. Sadece Saffet'in mezarına her hafta gitmem şartıyla her şeyden vazgeçti. Bu evde istediğim kadar kalacağım. Bir de hesabımda yüklü miktarda para var. Bak, benim içim hiç rahat değil, haberin olsun. Ben tedirginim, kuşkuluyum. Elimde değil, merak ediyorum yani. Sen bilmiyorsun bak, Meral bambaşka bir kadın, çok farklı. Sedat, ben huzur istiyorum. Vurdu kırdı değil. Ona da söyledim. Artık Gamze ve Oktay'la barış yapmak istiyorum. Yaşamak istiyorum Sedat, yaşamak. İntikam duygusuna hizmet etmek istemiyorum. Onların kölesi olmak istemiyorum. Özgür ve huzurlu olmak istiyorum. Ne yapacaksın? Bilmiyorum. Hakan hiç rahat vermeyecek bize. Bizi hiç bulamayacağı bir yere gidelim. 2 yıl kımıldayamayız Timur. Benim hatam yüzünden. Yeter Melis, ikide bir kendini suçlama. Ben de çalışacağım.
Gerek yok. Kesinlikle çalışacağım. Bu böyle olmayacak. Madem yeni bir yere gideceğiz, ben de sana destek olacağım. Oh. Ya iç. Müftü olacağı geçtiniz be, yeter ya. Vallahi sana nefret edeceğim ha. İçim dışım su oldu be. Ulan tuvalete gide gele kas yaptı bacaklarım, yeter ya. İyi etme sporda ilk günler kolay geçmez aşkım. Evet. Zamanla alışırsınız. Evet, evet. Kimi Rambo? Hadi bakalım, ara öğün zamanı. Hadi be, ciddi misin? Oley! Yaşasın be, süper. Ne yiyeceğiz? Ha, ne yiyeceğiz? 5 adet fındık. Ne? Fındık mı? 5 tane mi? Ne diyor bu ya? Sen 7 tane. Ecüs fındığı be. Ya 5 tane fındık mı olur ya? Ne ilgisi ya? Ay çok mu okuyorsun ha? Ayhan, şunu bir avuç yapsak ya. Hayır, olmaz. Olmaz kaldık yine ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Başka yok. Ben ortadan ısınıp gideceğim. Böylece 14 tane olur. Çok zeki. Ya ben bittim, yeter ya. Rıza'm daha zeki. Ay canım, şuna bak. Mucize bir şey bu kızlar. Evet. Hakikaten olağanüstü ya. Heyecanlı mısın Sibel? Üf, hem de nasıl bir bilsen. Peki sağlığın nasılmış? Doktor ne dedi? Daha iyi. Ya o da şaşırdı. Ne yiyorsun, ne içiyorsun diyor bana. Vallahi doğan ne varsa yiyorum, içiyorum dedim. Ha bir de dostlarımın sevgisi tabii. Canım. Canım benim ya. Harika bir haber bu. Bariz bir mucize ya. Mucizeler diyarı. Kızlar, ben izin isteyebilir miyim? Tabii. Ne demek canım? Çok heyecanlı. Bak şuraya bak. Görüşürüz. Şunu da gördün mü? İyi lafladın. Evet, çok güzeldi. Beni dinlediğin için sağ ol. Sen beni dinlediğin için sağ ol. Bir dakika, ne oluyor? Kıskanmaya başladım ama. Siz ne anlattınız birbirinize? Şşş. Söyleme. Bir şey deme. Yok canım. Bir şey anlatmadık. Havadan sudan muhabbet ettik işte. Seni de 5 dakika yalnız bırakmaya gelmiyor ha. Babacığımız da mı hatırlıyor hemen? Aa, çocuk gibisiniz ha. Gamze, bunu mutlaka yine yapalım. Tamam canım, her zaman. Tabii. Kızlar, bakın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz canım. Bay bay. Bay bay. Özge, gelsene sen. Sana bir şey söyleyeceğim. Ha, ne dedi doktor, kulağımı söyleme. Ne dedi? Ne dedi biliyor musun? Sana ne? Ya bana da söyleyin. Sen niye söylemiyorsun? Aa, ne münasebet, sen bize söylüyor musun? Aman. Ne dedi? Hayır. Kulağıma söyle, kulağıma söyle. Hayal gibi her şey. Aylardır duvar ve parmaklık görürken şimdi kocaman bir evim oldu. Oktaylar çok şaşıracak. Bana büyük bir özür borçlular. Aslında fazlasını da. Haklısın. Buse'nin çıkması, Zehra'nın parmak izi. Bütün bunlar film gibi. Selamlar. Aa, hoş geldin Nurgül. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben bir çay demleyeyim abla. Ben de yardım edeyim sana. Olur. Buse çıktı, ne yapacağız şimdi? Keyfimize bakacağız. Ya nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun? Tek tek her planımız çöküyor. Sürekli açık veriyoruz. Bana ulaşmaları imkansız. Ben rahat olamıyorum. Senin derdin Sedat'ın Buse'sine kavuşması olmasın? Ne alakası var? Gamze ile muhabbet ederken Sedat'la ilgili duyguların hakkında çok şey öğrendim. Ona sırılsıklam aşıksın. Evet, aşığım. İşte bu doğru halini seviyorum. Demek ki senin Sedat'ına benim de Oktay'ıma kavuşmamız gerekiyor. Saçmalıyorsun. Kendine güven yeter ki. Arkası gelir gün. Hadi hadi, Elif ablan huylanmasın. O senin yengen. Dayımla boşandıktan sonra da yenge demeye devam ettim. Evet, doğru. Yenge. Hadi. Anlattığın kadar varmış değil mi bu? Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum Oktay. Burada koşullar zor. Ama ekmek parası için çalışacağız. Ne olacaktı? Ne olacaktı? Biz arka sıradakileriz Oktay. Hadi gel de sana çalışacağın yeri göstereyim. Müthiş, retro, en festo, Felipe Melo. İbo, baletini tak.
Merhaba İbrahim abi. Merhaba. Hoş geldin oğlum. Sana bahsettiğim arkadaşım İbo. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Merhaba, hoş geldin. Merhaba. Gel ben sana çalışacağın yeri göstereyim. Su soğuktu. Ama iyi oldu. Kendime geldim. Üşütmeyesin. Merak etme. Hapishane her anlamda beni sağlamlaştırdı. Aa, akşam ziyaretimiz var. Nereye? Sevgili Oktay ve Gamze'ye. Ne güzel. Baksanıza ne kadar mutlu. Şimdi sizi daha iyi anlıyorum Elif abla. Hollanda'da yaşasa da buraya geldikten sonra bir parçanız olmuş. Kemal ona kızı gibi davranıyordu. Hiç yanından ayırmadı. Keşke o da hayatta olsaydı da bir araya gelseydik. Zehra ortaya çıkmazsa ne yapacaksınız peki? Parmak izlerine inanmanız bu kadar doğru mu? Nurgül, Zehra gelecek. Er ya da geç gelecek. Ve ben onu her şeyden koruyacağım. Ne pahasına olursa olsun. Hocam, buraya kadar yorduk sizi. Özür dileriz. Ne demek efendim? Buyurun. Gamze Baran'ın ameliyat parasıyla ilgili kestiğimiz fatura, maliyeyle itilafa düşmemize neden oldu. Ben ne yapabilirim bu konuda? Şu kamera kayıtlarından alınan fotoğraf. Şuradaki kız öğrencimiz. Adı lazım bize. Gülüm Alpan. Bizim öğrencimiz. Bir yanlışlık mı oldu efendim? Yok yok, hayır. Sadece adı lazım bize. Gerisini biz hallederiz. Bakın, bilmem gereken bir durum varsa lütfen söyleyin. İnanın yok Zafer Hocam. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Peki, İyi günler. Rica ederim. Selam. Hayırdır? Bu da nereden çıktı? Senin araban var mıydı? Arkadaşımdan ödünç aldım. Bırakayım mı seni? Olur. Yalnız bir sorunum var. Nedir o? Benim ehliyetim yok. Tamam. Oktay'la çalışman okulunu bitirmene engel olmayacak değil mi? Olmayacak aşkım. Niye olsun ki? Bak aşkım, vallahi olmayacak. Söz, İbo sözü. Efendim? Tamam. Demek ki iş zormuş İbo. Kolay iş kalmadı ki aşkım. Sen iş bulduğuma şükret. Hem bak, bebeğimizin kısmetiyle geliyor. Neyle geliyor? Kısmetiyle geliyor. İbo, aşkım, ben çok mutluyum. Ben de. Ama... Bebeğimiz bize şans getiriyor. Evet. İbo, bu beşik nasıl? Güzel değil mi? Şahane. Ben değil, beşik. He, beşik, beşik. Retro, enfesto. Bence tam bizim canavara göre. Ne olacaktı, ne olacaktı? Pepe, pepe. Ehliyet alana kadar kullanmamalısın, büyük hata. Ama çok seviyorum. Yani gerçi trafik sorunu var ama gideceğim yollar belli. Onları ezberledim. Önce ehliyetini al, keyfini sonra sürersin. Tamam. Oktay, bir çay içelim mi kafede? Yani gecikmezsen eve. Sana Gamze ile ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Çay içer kalkarız. Tamam, peki.
Buse yıllarca içeride kalabilir. Çıktığında seni çoktan unutmuş bile olabilir. Şahit olur da Buse'den vazgeçersen... ...ben seni de yeniden denemeye hazırım. Oktay benim, Sedat senin olacak. Taşınacak mısınız? Evet. Sibel'le İbo artık kalabalık yaşıyor. Hayırlısı olsun. Aklın hala Zehra'ya takık değil mi? Evet. Düşünme diyeceğim ama... Sizce Zehra'nın bana bu kadar kin gütmesi normal mi? Elbette değil. Ama bilmediğimiz, hesap edemeyeceğimiz bir durum var ortada. Bu aklınca Kemal Hoca'nın intikamını alıyor. Ya iyi de niye sadece Gamze'den alsın ki? Bizden de alması lazım o zaman. Bana gitmesine Gamze sebep oldu. Öyle kuruyor kafasında manyak. İbo'yu şimdi daha da iyi anlıyorum. Sibel'i bulmak için neden yollara düştüğünü. Onunkisi sevdadandı. Onun davası Sibel'di. Davası aşktı, sevgiydi diyelim. Önemli olan şu ki... ...insan davası varsa dünyadan aya yürüyebilir. Bana inanın. Şu bacaklarım hareket etseydi, ben o Zehra'yı ele geçirmek için çoktan yollara düşmüş olurdum. Benim de davam bu çünkü. Yani iki davamdan biri bu. Onunla yüz yüze hesaplaşmak için buradan aya kadar yürürdüm. Ben de yapardım. İnsan bari hesap sormak, nedenini öğrenmek istiyor. Bir dakika, iki davam var dedim. Hadi biri Zehra. Öbürü ne? Dediğim gibi, aranıza daha dün giren biri olarak yanlış anlaşılmak istemem. Ama Gamze'nin seninle ilgili kaygılarını gidermelisin. Sağ ol Nurgül, teşekkürler. Her şeyin farkındayım. Gamze'nin teslim olmasına izin vermeyeceğim. Onunla yaşadığımız o kadar çok şey var ki. Hepsinin üstesinden geldik. Kesinlikle bununla geleceğiz. Ya hala sana tanıdık geliyor mu? Acayip tuhaf bir durum ya. Seni sanki yıllardan beri tanıyormuşum gibi bir his. Düşünüyorum, acaba birine mi benzetiyorum? Benzetiyorsam kime? Çıkartamadım. İnanmayacaksın belki ama sen de bana tanıdık geliyorsun. Aynı his bende de oldu. Sanki önceden tanışıyormuşuz gibi. Ben de çok önceden seni görmüş gibiyim. Dejavu. Evet. Acaba eski yaşamlarımızdan mı tanışıyoruz, ne dersin? İnanıyor musun yeniden doğmaya, reenkarnasyona? Ben bu hayatta o kadar çok farklı yaşamlar yaşadım ki. Reenkarnasyona filan inanmıyorum. İnsanlar devamlı reenkarni oluyor zaten. O da doğru. Yani atıyorum, sen geçen seneki sen misin? Hiç mi değişmedin? Hiç mi bir şeyler atlamadın hayatında? Oo, değişmez olur muyum? Hem de ne değişme? Haklısın vallahi. İnsan bu yaşamda sürekli yeniden doğuyor zaten. İşte böyle. Kalkalım mı? Olur, kalkalım. Çok teşekkür ederim. Beni kırmadığın için, geldiğin için, dinlediğin için. Asıl ben teşekkür ederim. Gamze ile ilgili beni uyardığın için. Sağ ol. Pardon, buyurun. Hesap lütfen. Tabii. Oktay geldi.
Selam Nurgül. Selam Gamze. Ben şunları bırakayım. Tamam. Nurgül, sen de gelsene. Yok Gamze, sağ ol. Sonra gelirim. Bu arada bu araba kimin? Ya arkadaşın arabası. Oktay Eli'ye siz araba kullanmama izin vermedi de. Gelseydin Nurgül. Yok, başka zaman, sonra gelirim. Arkadaşımın arabasıyla biraz keyif yapayım diyorum. Bu arabada keyif yapılır. Peki. Kendine dikkat et. Sen de. Oktay, anahtarı alayım. Hayır. Olmaz, ehliyetin yok. Ben bırakayım abi, geliyorum. Tamam, gel. Hadi koş. Ya Oktay, ben kullanabilirdim. Hayır, olmaz. Ehliyetin yok dedim. İyi, tamam. Ver abi. Dikkatli gidelim. Kullan. Hoş geldin aşkım. Canım, nasılsın? İyiyim. Nurgül'le tesadüfen karşılaştık. Ben de seni eve bırakayım dedim. Ya Nurgül bariz iyi kız. Gülüm de öyle. İyiler hala var demek. Eve bakabildin mi bari? Evet evet. Bir iki yerden haber bekliyorum. Artık bana göre düz ayak bir yer buluruz herhalde. Tabii ki canım. Bulmak zorundayız. Özge, bana bir çay getirir misin? Olur, hemen getiriyorum. Gülüm. Niye şaşırdın? Mesaj attın, çağırdın, geldin. Burası neresi? Ben mi? Ben çağırdım. Girsene. Geç. Geç hadi şöyle. Geçmiş olsun Buse. Sağ ol. Otursana. Yok, böyle iyiyim. Peki. Çok sevindim özgürlüğüne kavuşmana. İyi, ne güzel. Sedat, Gül mesaj atmıştı telefonuna. Ben de buranın adresini yazıp gel dedim. Kusura bakma. Ne gerek vardı? Niye böyle bir şey yaptın? Konuşmak için. Anladığım kadarıyla Gül'ümle ikinizin arasında çözülmemiş bir dava var. Rafa kaldırılmış. Üzeri örtülmüş. Ne davası olacak Sedat'la aramızda Buse? Gülüm, ben aptal değilim. Sen hala içten içe Sedat'ın sana dönmesini bekliyorsun. Belki kendin bile farkında değilsin. Ama ümit ediyorsun. Ne saçmalıyorsun sen Buse? Bir dinle lütfen. Her şeyi açıklığıyla konuşmuyorsunuz. Erteliyorsunuz. Ya da belki sırf Sedat erteliyor. Bilmiyorum. Buse, şimdi sırası değil lütfen. Erteleyerek, kaçarak olmuyor. Sedat, ben yeni hayatıma adım atmışken sevdiğim adamın en temiz haliyle yanımda olmasını isterim. Kafasında hiçbir soru işareti olmadan, acabalardan arınmış bir şekilde. Seninle ilgili ne soru işaretim, ne acaban varmış? Yok öyle bir şey. Ben gidiyorum ya. Bu komedinin ortasında durup sizin birbirinize olan aşkınızı itiraf etmenizi seyretmeye gelmedim. Sizin mutluluğunuzda gözüm falan yok. Buyurun aşkınızı doya doya yaşayın. Ben sizin aranızdan çekileli aylar oldu. Bilmem hatırlatmama gerek var mı? Gülüm. Maksadım seni rencide etmek veya küçümsemek değil. Sedat ve ben birbirimizi gerçekten seviyoruz. Birbirimize değer veriyoruz. Hele geçirdiğim şu birkaç ay. Bana ondan başka kimse el uzatmadı. Sedat benim için çok ama çok değerli. Sen de benim için çok değerlisin. Biliyorum. Biliyorum bir tanem. Buse, bittiyse gidebilir miyim? Bak, ben bir oyuna getirildim. Bu yüzden o hapislere düştüm. Şimdi tutuksuz yargılanıyorum. Ama hayat bu. Belki bir hafta sonra tekrar içeri alabilirler beni. Ne söyleyeceksin Buse? Hadi söyle de gideyim artık. Söyleyeceğim şu. Ben ister içeride, ister dışarıda olayım. Sedat ve benim kalplerimiz hep birlikte atacak. Yalnız kalmak pahasına da olsa hep birlikte atacak. Git ve sana ait birileriyle mutluluğu yakalamaya çalış. Ve hakikaten tüm kalbimle mutlu olmanı istiyorum. Mutlu ol. Yoksa sen en başta kendine, herkese zarar vermeye devam edeceksin. Buse, ben Sedat seni seçtiğinden bu yana asla ona o gözle bakmadım. Ama açık söyleyeyim. Sen içeride kalırsın diye düşünmüştüm. Belki Sedat'la yeniden deneyebiliriz diye. Bunu ona da söyledim. Ama o beni reddetti. Belki de bugüne dek olabildiğinin en dürüst şekliyle ifade etti kendini.
Biz onunla bu meseleyi zaten bitirdik. Yani endişelenmene gerek yok ki. Beni boş yere çağırmışsın. Anlaştık o halde. Artık sen de, ben de yollarımıza devam edebiliriz demek ki. Evet, aynen öyle. Yolunuz açık olsun. Senin de gülüm. Dilerim çok mutlu olursun. Bence eve sığarız. Ama siz yine de düşünün derim. Evet Oktay. Ne güzel hep beraber... Olmaz İbo. Bebek geliyor. Onun ve sizin rahat etmeniz gerekiyor. Hele benim bu halim hepinize yük. Saçmalama Gamze. Ne yük olması ya? Haftaya taşınmış oluruz. Peki. Siz bilirsiniz. Sıkılırsak ya da sizi özlersek biz size taşınırız o zaman. Seve seve. Bu arada Nurgül. Ne olmuş ona? Onda da var biraz çatlaklık. Baksana ehliyetsiz araba kullanıyor. Adrenalin seviyor galiba. Evet, biraz adrenalin seviyor galiba. Evet. Nereye kayboldun gülüm yine ya? Of! İyi akşamlar. İyi akşamlar, buyurun. Gülüm Alpan'ın evi mi? Evet. Bir gönderisi var da. Alayım ben. Tabii ki. İyi akşamlar. Teşekkürler. Bu ne alaka şimdi ya? Özel Can Pınar Hastanesi. Gamze Baran beyin ameliyatı. 40.000 euro. 40.000 euro yatıran Gülüm Alpan mı? Nasıl ya? Gülüm ne alaka? Affedilmeyi hak etmiyorlar. Hak etmiyorlar mı? Tek kişi değiller miymiş? Anlamadım. Hak etmiyorlar dedin. Sanki tek kişi olmadığını biliyormuşsun gibi. Nereden bileyim abla, ağzımdan öyle çıkmış. Yani bu hainin yaptığı işleri düşününce tek kişinin yapması zor gibi geliyor bana da. Şunları götüreyim. Bak, size taşınırım ha. Kalkmayın. Bir daha düşünün. Düşünecek bir şey yok, vallahi taşınacağız. Ne güzel olur işte. Buse? Evet benim. İyi haber tez yayılmıyor desenize. Ölmüş olsaydım çoktan helvamı yiyor olurdunuz. Buse ne istiyorsun? Sedat ne oluyor? Buraya ben gelmek istedim. Sedat'ın bu konuyla hiçbir alakası yok. O zaman geldiğin gibi git. Şu an kimse seninle uğraşacak kadar Oktay. Sabırlı değil. Tamam Buse, Oktay. Gel gidelim. Gel. Sedat lütfen bırakın. Bir dakika. Ne söyleyecekse söylesin. Derdi neyse anlatsın. Ne istiyorsun Buse? Sen benim yerimde olsaydın ne söylerdin? 92 gün hapislerde boşu boşuna yattım ben. Hepinize yalvardım. Suçsuzum dedim, dinlemediniz. Benim Gamze'nin başına gelenlerle bir alakam yok diye günlerce Buse, inledim. Duymadınız. Öfke sizin gözünüzü kör etmişti. Buse. Ne oldu peki? Şimdi mutlu musunuz? Buse. Farz et ki biz bir hata yaptık. Sana inanmadık. Tamam kabulümüz. Biz yanlışız. Sen haklısın. Şimdi bittiyse artık gider misin? İbo tamam. Hadi. Buse! Sana sözler değil. Şu halim meramımı anlatsın. Ve empati kurmaya çalış lütfen. Bu
kadar bencil olamazsın ya. Sen demir parmaklıklardan kurtulduğun için seviniyorsun. Ya ben? Ben bu sandalyede müebbet yersem ne olacak? Bunu düşünebiliyor musun? Senin için gerçekten de üzgünüm. Ben masumum. Sanırım sen de sadece kurban. Ve sanırım ikimizi de aynı kişi tuzağa düşürdü. Ama siz beni suçladığınız için... Biz kimseyi suçlamadık. Çantanda yakalanan suç aletleri delil sayıldı. Ben size yalvardım. Beni dinlemediniz. 92 gün. Ben o duvarların arasında Buse. Kan kustum, kan. Bir daha ayağa kalkamayabilirim Buse. Bak sen kurtuldun. Bize ne kadar sinirli olursan ol, aslında sevinçlisin. Ya ben? Bana ne olacak dersin? Senin bu hale gelmenle benim hiçbir alakam yok Gamze. Buse. Yeter ya. Yeter artık. Sedat. Lütfen. Bu lüzumsuz muhabbete bir son verebilir misiniz? Hadi çabuk git. Tamam, al şu kızı hadi, git hadi, hemen. Hadi. 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 Bir dakika Sedat, bir dakika. Hepimiz bir oyunun parçasıyız. Uyanın artık. İpler başka birinin elinde. Uyanın. Buse. Adalet seni suçsuz görüp bıraktıysa buna sevindim. Madem beni bu hale getiren sen değilsin, ki ben kim olduğunu çok iyi biliyorum, geçirdiğin her gün için üzgünüm. Oldu mu? Hak yerini bulana kadar birilerimizin acı çekmesi gerekiyormuş demek ki. Sizi başka insanlar olarak biliyordum ben. Şşş. Bambaşka. Siz de öfkenizin kölesi olmayı seçtiniz, öyle mi? Yani ona teslim oldunuz siz de. Ya sen? Sen hiç öfkene teslim olmadın mı? Sen ya da arkadaşların. Ne demek bu şimdi? Sibel. Beni alev alev yanan kafede bırakan arkadaşların. Baygındım. Ama seslerini duyabiliyordum. Hepinizin sesi hala kulağımda. Sustum, söylemedim. Hepiniz gencecik insanlardınız. Hayatınızı söndürmek istemedim. Ama kafayı siz yaktınız. Hadi çabuk olun, oyalanmayın. Ne, bu doğru mu? O kafeyi siz mi yaktınız? İbo. Bunun hesabını vereceksiniz. İbo tamam. İbo tamam, sakin, tamam, sakin ol. Tamam İbo. İbo lütfen. Arıyorum. Defol git. Hemen İbo, gidin. İbo lütfen. Bu konu kapandı. Kabuk tutmuş yaraları kanatmaya gerek yok. Şimdi başka insanlar olarak kimi görüyorsan derhal onların yanına git. Ben üzgünüm. Hadi. Hadi git artık. Buse. Biz susacağımız yeri de, konuşacağımız yeri de bilecek kadar aklı olan insanlarız. Çok üzgünüm. Kusura bakmayın. İyi misin canım? Su iç. Ya bu ne ya? Sadece Zehra'nın nasıl biri olduğunu merak ediyorum Elif abla. Affedersin ama bu odada ona ait olmayan bir şey yok ki. Her taraf Zehra. Ben meraktan ölüyorum. Niye açmıyorsun saatlerdir telefonu? Sessizdeydi abla. Özür dilerim. Neredesin? Eve doğru geliyorum. Bekliyorum.
Buse! Buse! Sibel'in söyledikleri doğru mu? O kafeyi siz mi yaktınız? Evet. Buse sen... Sen böyle bir vahşete nasıl alet olabilirsin ya? Bu bir hataydı Sedat. Hataydı ha? Bu kadar basit yani. Hataydı. Bu çok büyük bir suç. Sibel, niye sessiz kaldın? Niye söylemedin bana? Ortalık zaten yangın yeriydi o. Ya bir de ben arı kovanına çomak sokmak istemedim. İçeride yattığı günlere sayıl. Saçma. Sibel tesadüfen kurtuldu o yangından. Tesadüfen. Ben konuyu kapattım. Aşkım. Ya bu resmen cinayete teşebbüs. Benim kafede olduğumu bilmiyorlardı ki. Ne olursun konuşmak istemiyorum. Sedat. Nasıl? Nasıl böyle bir şey göz yumarsın Buse? Eğer esip gürleyeceksen, hesap soracaksan... ...geçmişindeki bütün günahlardan arınarak bunu yapmalısın. Üzgünüm Sedat. Bu affedilir gibi bir şey değil Buse. Bu çok büyük bir suç. Ne yapayım? Tekrar hapse mi döneyim? Tekrar o parmaklıklara merhaba mı diyeyim? Seni anlamıyorum. Hem bu kadar ağır bir cürüm işliyorsun... ...ve bunu itiraf etmeden gece başını yastığa koyarak uyuyabiliyorsun ha? Ha? Bunu yapabiliyor musun yani? İyi geceler abla, ben yatıyorum. Gel otur şuraya. Uykum var. Gel. Otur şuraya. Fazla euron varsa bana da verir misin? Konuşmayı mı unuttun? Ben... Tek bir soru soracağım gülüm. Zehra nerede? Azmedemem abi. Sibel'i öldürmeye teşebbüs edenler ellerini kollarını sallayarak dışarıda dolaşıyorlar. Biz onların vebalini mi ödeyeceğiz ya? Affedici ol İbo. Affedici. Oktay gibi. Onu bıçaklayan Hakan'ı affetmesi gibi. İbo, biz hala buradaysak, her şeye ve herkese rağmen yaşayacaksak, vicdanlı yürekler taşıdığımız içindir. İbo, onların yaptığı inanılmaz bir cahillik. Ve bak, kalıbımı basarım ki hepsi pişman olacaklar. Ya bırak onlara zaman tanı. Vicdanları rahatsız olsun. Bırak kendileri ezilsin senin karşında. Sen onları ezmeye çalışma. Affetmenin ne büyük bir erdem olduğunu anlasınlar. Bırak. Thank you.
Sana buraya gelme demiştim. Gelmek zorundaydım. Ne oldu yine? Sana olmayacak demiştim. Ne diyorsun sen ya? Ne saçmalıyorsun? Zehra. Parmağın ucunda döner mi deli dünya?